işini yapanlar da biraz daha bir ay daha beklemesi gerekiyor. Maddi olarak beklediğiniz bu hafta kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım diye düşüncesi olan yengeçlere demişim ki daha 15 gün daha sabırlı olman lazım. İşinle alakalı başaracaksın ama 15 gün sonra demişim. Yasal olarak da çözmeniz gereken ya da hakkınızla alakalı bazı davalar var. Bunların hepsini alacaksınız ama ertelenen davalar olacak ve sonun için sizin için hayırlı. Aşk konusunda uzun süredir aşksız olan yengeç burçlarına muhteşem aşk ve ufak bir seyahat ve bu seyahat sizin ruhunuza şifa gibi gelecek. Sağlık olarak da geniz eti, alerji, kulak iltihaplarınız söz konusu olabilir. Ve uyku apnenizi not almışım. İhmal etmeyin diyorum. Sizde de abla ya da kız kardeş ya da anne ile alakalı tartışmalar ve bu tartışmalar yaşadığınız ilişkinize de zarar veriyor. O yüzden anne ve aile ile alakalı bağları düzeltip artık normal bir enerjiye girmeniz gerektiğinin kararını vermeniz lazım diyorum. Değerli yengeç burçları, eğitimle ilgili düşüncesi olan bazı yengeçler yüksek eğitim kararı verdi. Yurt dışı planı yapmak isteyen bazı yengeçlerde olumluluk var. Özellikle sizde de dayı ile alakalı bir sağlık problemi olabilir. Dayı, amca, yani erkekle ilgili bir sağlık ve ameliyat olmak isteyen bir ya da olması gereken bir hastamız var. Dikkat! Özellikle estetiğe merakı olan yengeçlerde bu hafta botokslu, yani yapmak istediğiniz bir şey, hem keliz hem fodulunuz ama yapmak istiyorsunuz. Evet, başarınızı ben bile yaptırmadım. Ben bile derken yengeç burcu olduğum için değil, bu artık kaz ayaklarım fırladı. Çünkü şu an hastaneye gidip bir botoks yaptırmak istemiyorum. Dünyada bir ciddi bir sağlık problemi var. Güvenemediğim için gitmiyorum ama gitmek isteyen yengeçlere uyarmışım. Gidebilirsiniz, keyfinize bakın diyorum. Ve çocuklarla ilgili endişesi olan yengeçler, hiç endişe etmeyin. Çocuklarınız gayet başarılı ve ne istediğini biliyor. Ama son zamanlarda yatak odası değil de salonda bir hani koltuk böyle aşağı düşer ya oturmaktan, bir koltuğunuzu değiştirmeniz lazım ve bununla ilgili kaygılarınız var. Bence o koltuk sizi mutsuz ediyor yengeçler. Hadi koltuğunuzu değiştirelim. Evde yenilik dönemi ve hayırlı olacak diyorum. 8 Haziran, 14 Haziran aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aslanların işle alakalı büyük anlaşma bekledikleri ve özellikle yurt dışı ya da ihalelerle alakalı çözülmesini istediği bazı olaylar var. Ya da işinizle alakalı hakkınız yenildiyse bile çözülmesini istediğiniz olaylar var. Burada bir erkeğin bu işinizle alakalı noktanın çözümlenmesini sağlayacak korkunuz ve endişeniz artık size artı olarak dönüş sağlayacak. İşinizde yer sağlamlaşma, netliğe kavuşma, kafanızdaki prosedürlerle ilgili yöneticilerinizle alakalı bir toplantı, bir oluşum istiyorsanız bu şans da size verilecek. Bence doğru bir hafta daha rahat bir reaksiyona geçiş sağlayacaksınız. İşinizle ilgili yaşadığınız problem geride kalacak. İşsiz olanlara evet bu hafta bazı başlangıçlar söz konusu olacak ama memnun olmayacağınız için işinizden çıkıp daha doğru bir nokta arayacaksınız. Uzun süredir de devlete girmek isteyen bazı yengeçlerde sınav dönemi hazırlığı var. Bunu başaracaksınız, endişe etmeyin. Sadece inancınızı yitirdiniz ve artık bana bu yaradan gülmüyor, artık ne zaman gülecek diyen aslanlara diyorum ki evet devletle ilgili girmek istiyorsanız kurumsal büyük firma bile olabilir. Bu kapınızda hayırlı olarak gözüküyor. Karı koca hayatınızla alakalı noktada ciddi anlaşmazlık var. Ve bu anlaşmazlık sizi çok fazla yıpratan ve yoran bir noktada. Ve bu ilişkinin bitmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ama çocuklar için sabreden bazı aslanlar bence eşlerde birbirini gereksizce kırdığını görüyorum. Bence bu ilişkiye bir şans daha verip çocukları bahane etmeyin. Siz bir bireysiniz. Birey olarak birbirinize şans verirseniz daha mutlu olacağınızı düşünüyorum. Evet, ev değişimi değil de araç değişimi ya da toprakla ilgili yatırım ve ortaklı hisseli olan ailenizi ilgilendiren mallar artık bölüşülecek ve herkes, bu 100 metre ise sizin, 50 metre ise sizin, herkes yerini belirleyecek ve artık herkes miras konusunu kafasından çıkartmış olacak diyorum. Bazı aslanlar iş mahkemesine başvurduğunuz ve para evrelerinizle alakalı almak istediğiniz haklar var. Bunların hepsine sahip olacaksınız ama biraz zaman, biraz mücadele ve hak ettiğiniz noktayı aydınlığa kavuşturacaksınız. Sizin ev değişikliği ile ilgili değil de bence annenizin çok fazla olayları ya da kayınvalidenizin çok fazla size karıştığını gördüğüm için gerginsiniz. Biraz aileyi uzaklaştırın, daha yumuşak, daha minnoş bir enerjiye gireceksiniz ve bu size iyi ve hayırlı gelecek diyorum. Erkek çocuğu doğuracak bazı aslanlar ya da erkek çocuğuna gebe olan ya da hamileyse eşiniz erkek çocuğu dünyaya gelecek. Şimdiden hayırlı ve aydınlık olsun diyorum. Sağlık olarak belki bağ surunuz, bağırsak bölgeniz ve kadınsal bölgenize dikkat ederseniz sağlık